Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Şu anda oturarak böyle videoyu açmak istedim. Bir kahve söyledim ve nerede olduğumdan ve buraya nasıl geldiğimden bahsetmek istiyorum öncelikle. Daha önceki videolarımı izleyenler bilir ki 8 aydır non-stop olarak Asya kıtasını geziyordum. Güneydoğu Asya'yı geziyordum. Ancak Malezya'da yaşadığım bir sağlık problemi yüzünden ani bir kararla İstanbul'a dönüş yaptım. Ve yaklaşık bir buçuk aydır falan İstanbul'daydım. Ama artık böyle evde durmak istemediğime karar verdim. Bu süreçte tabii çok kötü olaylar da yaşadı ülkemiz. Tekrar başımız sağ olsun. Bir deprem atlattık. Deprem olunca ben planlarımı biraz daha erteledim ve beklemek istedim. Yardımlarımızı yapalım istedim. İşte belki biliyorsunuzdur, yaklaşık 20 küsür gezgin toplanarak bir canlı yayın açtık. Bağış kampanyası yaptık. Onun haricinde herkes bireysel olarak yardımlarını yaptı. Bir noktadan sonra bu yardımları yaparken aynı zamanda yerimde duramadığımı da fark ettim ve devam etmek istediğime karar verdim. Çünkü evde durduğumda daha büyük depresyona giriyorum. Uykularım kaçıyor. Deprem döneminde çıkardığım uçuğun izi hala geçmedi. Böyle gece uyanıyorum falan. O yüzden böyle biraz kafam dağılsın istedim. Normalde tekrar Asya'ya gidecektim. Çünkü Holy Fest'e gitmeyi çok istiyordum. Nepal'i tercih etmiştim. Nepal'e gidecektim. Böyle bir Nepal'de yürüyüş de yapacaktım festivalden sonra. Ama biletler çok pahalı olduğu için ani bir karar değişikliğiyle biletimi Türkiye'ye yakın bir yere almaya karar verdim. Biraz da böyle kendi ülkemin çevresini gezmek istedim. Şu anda montumdan da anlayacağınız üzere biraz soğuk bir memleketteyim. Aslında bize çok uzak olmayan bir yerdeyim. Balkanlardayım. Bu arada mont giydiğime bakmayın. Hava şu an 16 ile 20 derece arasında gidip geliyor. Artık Mart ayındayız ve bahar gelmeye başladı. Arada yağmur yağsa da havalar çok soğuk değil burada. İstanbul'la aynı. Balkanlarda neredeyim? Arnavutluk'tayım. Arnavutluk'un başkenti Tiran'dayım şu an. Bu arada bir kahve söyledim ben. Kahve söyledim ama burada İtalyan kültürünün çok etkisi altında kalındığı için insanlara böyle latte dediğinizde anlamıyorlar. Çünkü latte İtalyanca'da süt anlamına geliyor. Ve herkes burada espresso içiyor. Böyle insanlar sabah uyandığında, hatta işe giderken kafelerdeki ilk kahveler, sabah kahveleri daha... Çok gürültü var. Böyle sabah kahveleri indirimli satılıyor hatta. O kadar yaygın bir kahve kültürü var burada. Ben de böyle zar zor anlattım çünkü İngilizce de bilmiyor çalışanlar. İşte diyorum Americano with latte falan yapıyorum ve bu şekilde anlatmaya çalıştım ve nihayet küçücük bir boy da olsa bir kahve sipariş edebildim. Oturdum biraz çünkü herkes dışarıda. Burada insanlar hep dışarıdalar, hep yürüyorlar. Çok kalabalık ve çok fazla araç sesi var bu çevrede. Öncelikle böyle oturup Arnavutluğa nasıl gelinir, pasaport sırasında ne soruldu falan, bunlardan bahsetmek. Daha sonra da şehri gezmek istiyorum. Böyle videonun başı belki sıkıcı gelebilir ama böyle bir sohbet tarzında olsun istiyorum. Çünkü şu an İlk defa 8 aydan sonra ilk defa Asya kıtasında değilim. O yüzden böyle bahsetmek istiyorum. Bana da farklı geldi çünkü. Balkanlar biliyorsunuz zamanında Osmanlı'nın hakimiyeti altında olan yerlerdi. Arnavutluksa Osmanlı topraklarından ayrılan son Balkan ülkesi. Balkanlarda yaklaşık 6 tane falan ülkeye vizesiz gelebiliyorsunuz. Arnavutluk da vize istemiyor. Yaklaşık bir 3 ay kadar, yaklaşık bir 90 gün kadar Türklere vizesiz olarak giriş serbest. Uçak biletlerini de ben çok uyguna buldum bu arada. Anlık almama rağmen uygundu. Daha erken alırsanız daha bile ucuza bulabilirsiniz. Ben 1000 küsür TL gibi bir şeye aldım. Ama dediğim gibi böyle kampanyaları ya da erken tarihleri kovalarsanız bu uçak biletlerinin fiyatı daha da düşüyor. Çünkü yaklaşık 1,5-2 saatlik bir uçak yolculuğuyla geliyorsunuz. Yani çok uzak değil, çok büyük kıtalar değiştirmiyorsunuz. Asya'da olduğu gibi 15 saatlik uçuşlar değil. Açıkça söylemek gerekirse Balkanlardaki en ucuz uçak bileti de Arnavutluğa'ydı. O yüzden spesifik olarak Arnavutluğa geldim ilk önce. Normal Türkiye'de bir şehir değiştiriyormuş gibi geliyorsunuz ama size pasaport görevlisi birkaç soru soruyor. Soruları sorduklarında çok stres yapmayın çünkü artık Asya'nın en fakir ülkesinde bile girerken size ülkeye neden geldiğiniz, kaç gün duracağınız, otel rezervasyonunuz ve dönüş biletiniz soruluyor.
Bu fix artık. Eskiden böyle bazı ülkeler, mesela ben Asya'da dönüş biletimi Malezya'ya kadar soran bir ülke olmamıştı. Ama Malezya'da denk geldim ve ben iptal edilebilir bir bilet almak zorunda kalmıştım. Buraya gelirken de bir rezervasyon yaptırdım. Daha sonra ekran görüntüsünü aldıktan sonra o rezervasyonu iptal ettim, açıkça söylemek gerekirse. İşte girişte pasaport görevlisi size diyor ki, neden geldiniz? Turistik amaçla mı yoksa çalışmak için mi? Çünkü Türkiye'den çok fazla inşaat sektöründe özellikle çalışmaya gelen insanlar da oluyorlar. Neden geldiniz? Turistik amaçlı diyorsunuz. Yanınızda ne kadar para olduğunu soruyorlar. Ama bu, ben yanımda 50 euro falan vardı, onu söyledim. Dedim ki nakit olarak bu kadar var para yanımda. Onun haricinde otel rezervasyonunuz var mı diye sordular. Ben de Couchsurfing'den bulduğum için kalacak yerimi ve otel rezervasyonu yaptırmamıştım. İptal edilebilir, yapabilirsiniz bu arada. Onu da ekran görüntüsünü alıp gösterebilirsiniz. Böyle telefondan çevirip gösteriyorsunuz. Çıktı almanıza bile gerek yok. Dedim ki arkadaşımın evinde kalacak. İsterseniz de, eğer zorlarsa da numarasını verebilirdim zaten. İsterse konuşabilirdi ama onu sormadı bile. Onun haricinde dönüş biletimi sordu. Dediğim gibi iptal edilebilir bir rezervasyon yaptırmıştım ve onu gösterdim. Onun ekran görüntüsünü gösterdim. Kaç gün kalacaksın diye sordu. Ben de Arnavutluk için yaklaşık bir aya yakın bir süre düşünüyorum. Hatta bu fazla bile. Ama bir garanti olsun diye 2-3 hafta dedim onlara. Onun haricinde böyle bir damga sesi duydum. Fotoğraf ve parmak izi almadı. Normalde Asya'da alıyorlardı. Bu süreçte hiç pasaportumun içine bakmamıştım damgasına. Sonra ben böyle ucuza şehir merkezine gelmenin yollarını arıyorum. Çünkü hemen böyle havaalanının çıkışında taksiler sizi karşılıyor. Onun haricinde de otobüs olduğunu biliyorum. Gelmeden önce zaten konuşmuştum. Burada Couchsurfing üzerinden buldum. Hostumla konuşmuştum. Bir otobüs olduğunu biliyorum da taksiler olduğunu biliyorum. Eğer havaalanı zaten o kadar küçük ki size anlatamam. Gerçekten çok küçük. Ekranda çok büyük. Yani şöyle söyleyeyim, sim kartı alacağınız yer bile yok. Ama havaalanın hemen çıkışında araba kiralamak için bir sürü stand var. Taksiler bekliyor. Ama onları hiç şey yapmayın. Yani taksi ya da araba kiralamanıza gerek yok merkeze gelmek için. Direkt havaalanından çıktığınızda böyle bir 200-300 metre dümdüz yürüdüğünüzde otobüs durakları var. Ama belediye otobüsü değil, böyle şehirler arası otobüs gibi otobüsler. Orada böyle gideceğiniz yeri seçiyorsunuz. Bir sürü işte Arnavutluk'ta olan her yere giden otobüsler oradan kalkıyor. Ben işte caddelerin ismini tam bilmiyordum geldiğimde. O yüzden dedim ki merkeze gitmek istiyorum. Direkt tren merkeze kalkan otobüsü buldum ve fiyatı 400 lekti. Onun da dolar kurunu şuraya yazarım. 400 leke merkeze yaklaşık bir 20-25 dakikada geliyorsunuz. Sonra otobüse bindiğimde, otobüs hareket ettiğinde damgasını merak ettim ben Arnavutluğun. İşte pasaportumun hangi sayfasına işlemişler falan diye. Çünkü mesela Malezya bizden vize istemiyor, Tayland bizden vize istemiyor. Ücretsiz olarak girebiliyorsunuz ama yine de damga basıyorlar. Bir baktım, bütün sayfaları 2-3 kere kontrol ettim, damga yok. Böyle bir heyecan yaptım. Hemen böyle arkadaşıma sordum, evinde kalacağımı çocuğa mesaj attım. O da bana dedi ki, online olarak sisteme işlendiği için, vizesiz girilen bir ülke olduğu için isteğe bağlı olarak pasaporta damga basılıyor. Ama görevli bana isteyip istemediğimi sormamıştı. Online olarak sistemi işlediği için de sorun olmayacağını söyledi. Öyle bir içim rahatladı. Yani Arnavutluğa gelme süreci bu şekilde. Eğer gelmek istiyorsanız vize istemiyor. Çok kolaylıkla gelebiliyorsunuz. Sadece yapmanız gereken şeyler geri dönüş biletinizi almak, kalacağınız yeri belirlemek, yanınızda da biraz nakit para bulundurmak. Bu şekilde. Şöyle size Arnavutluk paralarından da bahsetmek istiyorum. Burada geçen para birimi lek, leke diye yazılıyor ve Arnavutluk para birimine lek deniyor. Bu 2000 banknot, bunun 5000 olan banknotu da var. Bu 200 lek, bu 1000 lek ve burada bizde olduğu gibi bozuk para kullanılıyor. Şu şekilde yüzlük para birimi var, 20'lik para birimi var, bir de 50'lik para birimi var. Bunun daha küçükleri de var bu arada. Elimde olanlar bunlardı şu an. Meydana doğru yürümeye başlıyorum. Ama bu Tiran'ın, başkentin kurulmaya başladığı cadde üzeri burası. En işlek caddelerden biri burası. Kafelerin çoğu burada. Meydan da zaten hemen şu tarafta kalıyor. O tarafa doğru gideceğiz. Şehir çok düzenli. Bisiklet kullanan çok fazla insan var ve bisikletleri burada çok fazla saygı duyuyorlar. İnsanlar bisikletleri bekliyorlar. Hatta bisikletli insanlar da ışıkları falan bekliyorlar. Normalde bizde böyle bisikletli olunca ışıklarda falan geçerler ya kenardan.
Burada insanlar bayağı bekliyorlar yani ışığın yanmasını. Şimdi yayaları yeşil yandı, herkes geçiyor. Burada şöyle bir şey öğrendim. Kaldığım arkadaşıma sordum işte. Trafikte çok fazla korna sesi duymuştum. Dedim ki Türkiye'deki gibi aynı çok fazla korna sesi var. Dedi ki bu iyi hali. Hatta şöyle bir durum varmış. Eskiden bundan birkaç yıl öncesine kadar insanlar trafikte kırmızı ışıkta bile geçiyorlarmış. Böyle çok böyle trafikte sabırsızlarmış. Daha sonra devlet önlem almak için böyle kırmızıda geçen insanları 3-4 aylığına hapse atıyor da, ya da para cezası yazıyor. O günden beri böyle kırmızı ışıkta kimse geçmiyor. Üstelik böyle onlar için yeşil yansın ama yaya yolundan geçen bir yaya gördüklerinde bile artık durup yol veriyorlar. O yüzden ben şaşırdım yani, buraya geldim. Çok fazla korna sesi var evet, ama böyle insanlar duruyor, bekliyor. Özellikle demin bahsettiğim gibi bisikletlilere karşı aşırı büyük bir saygı var. Yaşlısı genci herkes bisiklet sürüyor burada ve trafikte yani yaya yolu bile olsa bisikletliler de yeşil ışığa, kırmızı ışığa uyuyorlar. Kenardan giderim, ben bisikletliyim falan demiyorlar yani. Gayet onlar da kurallara uyuyorlar. Aynı bir araç gibi. Şimdi bu cadde ne biliyor musunuz? Havaalanında dedim ya size, havaalanında otobüsler kalkıyor diye. O otobüslerin son durağı, eğer Tiran merkez otobüsüne bindiyseniz burada indiriyor sizi. Burası Tiran'ın kurulmaya başladığı o cadde. En böyle en işlek cadde, Tiran'ın tam merkezi niteliğinde bir cadde. Havaalanından gelen Tiran merkez otobüsleri burada iniyor. Ve hemen İskender Meydanı sağ tarafta kalıyor. Bu tarafta şehrin işte çalışma yerlerinin, apartmanların, kafelerin olduğu kısım. Böyle şehir bu tarafa doğru yayılıyor böyle. Bu park her şeyin başladığı nokta yani. Oraya doğru gidiyoruz şimdi. Tiran'la dikkatimi çeken bir şey var. Şu gördüğünüz istasyonların hepsi şarj istasyonu ve ücretsiz internet de var. Orada oturup telefonunuzu şarj ederken ücretsiz olarak internete de bağlanabiliyorsunuz. Süleyman Paşa tarafından kurulan Tiran, Arnavutluğun ekonomik, siyasal ve kültürel başkenti niteliğinde. Süleyman Paşa şehri bu alandan itibaren kurmaya başlıyor. Yaptığı ilk şey bir cami, bir hamam, bir de fırın inşa etmek oluyor. Ve şehir oradan itibaren genişliyor. Bu meydandan dümdüz böyle yürüdüğünüzde asıl Tiran'la özdeşleşen eserlerin bulunduğu nokta, asıl turistleri çeken nokta, Tiran'ın tarihi tamamen şu kısımda. O tarafa doğru yürüyorum. Bu şekilde broşür falan dağıtıyorlar. Tam anlamadım niye broşür dağıttıklarını. Bu arada ben Türkiye'den 2 saat gerideyim. Balkanlar'da saat 2 saat geriden akıyor Türkiye'ye göre. Arnavutluk, Osmanlı topraklarından ayrılan son Balkan ülkesi demiştim zaten. Burada konuşulan dil Arnavutça. Ama şöyle de bir şey var. Yunanistan'a komşu olduğu için ve İtalya'ya da çok yakın olduğu için insanlar İtalyanca'yı da gayet biliyorlar. Özellikle benim dönemim İtalyanca'yı biliyor. Çünkü benim çocuk olduğum dönemlerde Arnavutluk'taki ulusal kanallarda İtalyanca çizgi filmler yayınlanırmış. Ve çocuklar bu çizgi filmleri izleyerek İtalyanca öğrenmişler. Aileleri çocuklarının İtalyanca okuyup anlayabildiklerini fark etmiş. O yüzden benim yaşımdaki insanlar genelde İtalyanca'yı da konuşup anlayabiliyorlar. Şu anda ben İskender Meydanı'ndayım. Aslında oraya doğru gidiyorum ama geldim sayılır. Burası artık Tiran denince akla gelen tek yer diyebiliriz. Tarihle modern hayatın iç içe geçtiği nokta burası. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Enver Hoca önderliğinde Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti kuruluyor. Enver Hoca dediğime bakmayın. Ben ilk böyle araştırma yaptığımda, ilk duyduğumda hocayı böyle onu övmek için söyledikleri bir şey sanmıştım. Ama meğerse Arnavutluk'ta hoca, yani X ile yazılıyor, o C değil. Hoca soyadı çok fazla kullanılan bir soyadmış. Enver Hoca'yı genelde buradaki yaşlılar çok seviyorlar. Onu bir kahraman olarak görüyorlar. Ama sevmeyen insanlar da var. Çünkü zamanında işte Arnavutluk Cumhuriyeti'ni kurduğu dönemde ateist bir ülke yapmaya çalışıyor ve ülkedeki bütün dinleri yasaklayıp bütün dini yapıları yıkıyor, kapatıyor. Sadece bir tane cami ayakta kalıyor. Onu da birazdan size göstereceğim o tarafa gittiğimde. Şimdi şöyle etrafta yürümek istiyorum. Hemen böyle alana geldiğimizde bir Luna Park karşılıyor. Bu Luna Park akşamları ışıl ışıl oluyor. Şu anda çalışmasa da akşamları burası ışıklandırılıyor ve
rengarenk oluyor. Çocuklar burada Luna Park'taki aletlere binebiliyorlar. Ama çok büyük bir Luna Park düşünmeyin yani. Şöyle iki tane şey var sadece binilebilecek. Sadece dini değil, yurt dışına çıkmayı ve özel mülkiyeti de yasaklıyor Enver Hoca. Yani şu anın Kuzey Kore'si gibi düşünebiliriz. O zamanlar böyle bir yönetim varmış. Tiran'da yürüyerek her yere gidebilirsiniz. Her yer bence birbirine çok yakın ve yürümesi çok eğlenceli. Bulunduğum meydanın adı İskender Meydanı. Adını ise şurada İskender Paşa'nın heykelinden alıyor. Bütün özel etkinlikler, bütün mitingler ya da konserler bu alanda yapılıyor. Tiran şehrinin kurulmasını sağlayan İskender Bey kim? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Heykeli arkama aldım. Ters ışık olabilir. Umarım yüzümü görebiliyorsunuzdur. Ama şu an hava çok kapalı. Nereden çekersem çekeyim karanlık çıkıyor. Heykel çünkü çok yukarıda. O yüzden böyle ters ışığı alıyor direkt. Karanlık çıkıyor. Yapacak bir şey yok. İskender Bey Arnavutluk için çok önemli. Ulusal bir kahraman niteliğinde. Çünkü Tiran şehrinin kurulmasını sağlayan isim. 17-18 yaşlarındayken babası Osmanlı Devleti'ne devşirme sistemiyle birlikte gönderiyor. Asıl ismi Gergi. Osmanlı'ya gittikten sonra Müslüman oluyor ve ismini İskender olarak değiştiriyorlar. Yani böylelikle hem ismi değişmiş hem de dini değişmiş oluyor. Devşirme sistemiyle o dönemde Osmanlı'ya gelen askerler çok iyi eğitiliyordu. Savaş ve dövüş eğitimleri alıyorlardı ve İskender Bey de orada çok başarılı oldu. Çok başarılı bir dövüşçü oldu. Hatta gittiği bütün seferlerde çok başarılı oluyordu. Onun sayesinde birçok sefer kazanılmıştı. Osmanlı'da iyi eğitimler aldığı için Osmanlı'nın kültürüne, Doğu kültürüne çok hakim ama aynı zamanda Batı kültürüne de çok hakim. Yani her iki tarafı da çok yakından bilen bir isim. Aynı zamanda da çok cesur bir savaşçı. Yani gözü bayağı kara. O yüzden böyle sürekli yükseliyor. Bulunduğu yerde yükselen de bir isim. Hatta o kadar yükseliyor ki Osmanlı Devleti'nde Sancak Beyliği'ne kadar yükseliyor. Ancak Osmanlı'yı satarak 300 kişiyle birlikte doğduğu ülkeye geri dönüyor. Osmanlı'nın gözünde hain İskender olarak bilinen İskender Bey, Osmanlı'ya karşı da bir isyan çıkarmaya karar veriyor. Doğduğu yere geri dönüp Osmanlı'ya karşı isyan çıkarmaya karar verdiği noktada dinini tekrar değiştirerek eski dinine yani Hristiyanlığa geri dönüyor. Osmanlı'ya karşı yaptığı 25 savaşın neredeyse hepsini kazanıyor. Çünkü dediğim gibi Doğu kültürüne ve Batı kültürüne çok hakim olduğu için, işte o dönem İtalyanlarla da işbirliği yaptığı için çok başarılı da bir savaşçı olduğu için Osmanlı'ya karşı yaptığı 25 savaşın da hepsini kazanıyor. Yani kısacası İskender Bey Tiran'ın kurulmasını sağlayan ulusal bir harp kahramanı olsa da Osmanlı'ya göre bir hain. Ölümünün 500. yıl dönümünde ise arkamda gördüğünüz heykeli bu meydana dikiyorlar ve bu meydanın ismi o yüzden İskender Bey Meydanı olarak anılıyor. Yağmura çok yakalanmadan size bir de buradaki Ethem Bey Camii'ni çekmek istiyorum. Tam böyle İskender heykelinin karşısında bulunuyor Ethem Bey Camisi. O tarafa doğru gidelim. Ethem Bey Camii de diğer yapılar gibi, Tiran'daki diğer yapıların çoğu gibi Osmanlı döneminde yapılan bir cami ve Enver Hoca'nın yıkamadığı tek yapı. Bir Osman Bey'e olan Molla Bey tarafından yapımına başlanmış ancak Molla Bey'in ömrü yetmeyince bunun yapımına Ethem Bey devam ediyor. O yüzden caminin ismi Ethem Bey Camii olarak anılıyor. Bu gördüğünüz bütün taşlar Tiran'ın köylerinden getirilen taşlar. Yani bu cami Tiran'ın çeşitli köylerinden getirilen taşlarla inşa ediliyor. Ve Osmanlı'dan kalan o işlemelerin hepsi çok net biçimde hala duruyor. Çok güzel korunmuş. Bu cami aynı zamanda direnişin bir sembolü niteliğinde çünkü Enver Hoca döneminde ülkenin resmi dini ateizm olduğu için yani ülke dinsizleştirildiği için bütün yapılar, bütün dini yapılar yıkılıyor ya da kapatılıyor. O dönemde ayakta kalan tek cami burası. O yüzden de direnişin bir sembolü olarak anılıyor. Hatta sağlam kalan tek ibadethane de burası denebilir. Bu arada girişler ücretsiz ve ibadete açık hala. TİKA yani Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından da restore edilmiş durumda. Hemen şu yukarıda görünüyor TİKA Ay Yıldız bayrağımız. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı da yanında yazıyor. Girmek istiyorum içeri ama başı açık girebilir miyim? Şu ayakkabılarımı çıkardım. Kadınlar için ayrılan kısma geçiyorum. Abla namaz kılıyormuş burada. Bu şekilde ibadete hala devam ediliyor. Şurada böyle şöyle şallar koymuşlar. Şöyle kapatayım. Gözlüğümü de şöyle takayım.
Girişler ücretsiz ve hala ibadete açık. Bir dönem kapatılsa da tekrar ibadete açılıyor. Hatta arkamda abla ibadetini yapıyor şu anda. O yüzden biraz sessiz konuşuyorum ama dışarıdan müzik sesleri de geliyor bu arada. Çekim yapmak da serbest, onu da sordum. O yüzden böyle rahatça çekebiliyorum. Çok büyük bir cami değil. O yüzden hemen bitti zaten içerisi, bu kadardı. Ben tekrar böyle bir çıkmak istiyorum. Biraz da dışarıdan çekmek istiyorum. Şu gözlüğümü de takayım. İçerideki motifler hala çok güzel, çok canlı duruyorlar, çok güzel. Osmanlı döneminden kalan motifler. Burada böyle Kur'anlar var. Ve artık çıkıyorum camiden. İçerisi çok sessizdi çünkü insanlar ibadet ediyorlar. Camiden hemen çıktım. Cami burasıydı. Çıkar çıkmaz hemen sol tarafta, caminin hemen dibinde bir de şöyle bir saat kulesi var. Biliyorsunuz Osmanlı gittiği her yere bir saat kulesi inşa eder. Bu saat kulesi ise Ethem Bey Camii yapan Ethem Bey tarafından namaz saatleri kaçırılmasın diye inşa ediliyor. Hemen caminin kenarına, ama artık arkası böyle inşaatlar olmuş, böyle saat kulesi ortalarında kaybolup gitmiş yani. Caminin hemen karşısında opera binası var. Opera binasının önünde de böyle traditional kıyafetleri deneyebileceğiniz, Arnavutluğa özgü kıyafetleri deneyebileceğiniz bir otobüs yapmışlar. Bu şekilde girip içeride kiralayabiliyorsunuz kıyafetleri ve fotoğraf çektirebiliyorsunuz. Hemen böyle kalbin üstüne de Eros'u koymuşlar. Okunu atıyor. Hello. Bu şekilde. Güzel olmuş. Sevdim heykeli. Ama heykelin ayağı yok bu arada. Aa, bu heykel köpük mü ya? Yo, ayağı kırılmış ama heykelin. Kırmışlar ayağını. Güzel olmuş. Tam opera binasının önüne böyle bir I love Tiran diye yapmışlar. Meydan çok güzel bu arada. Çok sevdim. İnsanlar çok modern giyiniyorlar. O çok dikkatimi çekti. Böyle yaşlı amcaların hepsinin kafasında böyle kasketler ya da şapkalar var. Hepsi böyle takım elbiseyle geziyorlar ve normal günlük halleri bu yani. Sokakta çok fazla görmüştüm zaten. Özellikle bu meydanda daha çok gördüm. Çünkü çimlerde oturup genelde oyun oynuyorlar. Böyle kendi aralarında bir taş oyunu var. Ne olduğunu tam anlayamadım. Onu oynuyorlar. Ya da böyle bisiklete falan binip ya da yürüyüş yapıyorlar parklarda. Hemen karşıda gördüğünüz bina da restorasyonda şu an. Yaklaşmak istiyorum bir yanına. Ay, hava iyice kapandı ya. Üf, şansıma. Burası Arnavutluk ülkesinin en büyük müzesi olarak geçiyor. Ulusal Tarih Müzesi burası. İçerisinde İlk Çağ, Orta Çağ, Rönesans, İkinci Dünya Savaşı, Komünizm dönemi ve Aziz Teresa'ya dair eserler var. Müzenin tam önüne böyle rengarenk banklar koymuşlar. İnsanlar burada uyuyor ya da oturuyorlar. Çok güzel. Çok fazla evsiz var. Daha doğrusu çok fazla evsiz yok ama çok fazla dilenci var. Onu fark ettim. Size bahsettim ya, müzenin içinde Aziz Teresa'ya da ait eserler var diye. Biraz böyle Aziz Teresa'dan da bahsetmek istiyorum size. 1910 yılında Üsküp'te Osmanlı topraklarında doğan biri. Ama ona nereli olduğu sorulduğunda kesinlikle Osmanlı'ya dair bir şey söylemiyor. Arnavut kökenliyim ama ruhum bir Hintli diyor. Gerçek ismi Gonca Boyacı ama bütün dünya onu Rahibe Teresa olarak biliyor. Rahibe Teresa Katolik bir insan hakları aktivisti. Nobel Barış Ödülü de alan Rahibe Teresa aynı zamanda Hayırsever Misyonerler Cemiyeti'ni de kurmuş. Böyle de bir ek bilgi vermek istedim. Hemen İskender heykelinin arkasında bir park var. Bakın amca mesela takım elbisesiyle parkta oturuyor. Karşıda da aynı şekilde bankta yine bir amca oturuyor. Köpek çok var. Yani köpek sahiplenme olayını çok gördüm burada. Herkesin köpeği var yani. Sokakta gördüm. Herkes bir köpekle yürüyor. Çok güzelmiş. Çok
karşıda Arnavutluk bayrağı var, sol taraftaki kırmızı olan. Görmüşken size ondan da bahsetmek istiyorum. Bu bayrağın son hali Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte 1922'de kabul ediliyor. Bakın amca yine takım elbisesiyle yürüyor, görüyor musunuz? Böyle biraz yaklaşayım. Bayrağın rengi koyu kırmızı. Bunun biraz rengi solmuş olsa da koyu kırmızı ve bunun nedeni ülkede tarih boyunca dökülen kanları ve her an savaşmaya hazır olduklarını temsil ediyor. Yani bir durum olduğunda yine savaşabiliriz anlamında koyu kırmızı kullanılıyor. Tam ortasında da siyah renkli çift başlı bir kartal var. Bisikletli insanlar yine. Bu kartalın bir başı Vatikan'a, bir başı ise Ayasofya'ya bakıyor, baktığı iddia ediliyor. Çünkü bu iki yerde Hristiyanlık için çok önemli noktalar. Bayrakta kartal görselleri kullanıyorlar. Bunun sebebi ise tarih boyunca yapılan kazılarda her yerde böyle kartal izlerine rastlıyorlar. Kartal sembollerine rastlıyorlar. O yüzden gücü de simgelediği için bayraklarının tam ortasında iki başlı kartal var. Aynı zamanda Arnavutluk zaten Kartallar ülkesi olarak da anılıyor. Gücü ve kudreti temsil ettiği için de bayraklarının tam ortasında iki başlı kartal kullanıyorlar. Bayrağın da hikayesi bu şekilde. Şimdi ben artık yürüyorum. Alandan çıkıyorum. O turistik alandan, asıl meydandan yürüyorum eve doğru. Yürürken de artık bakalım neye denk geliriz, ne yaparız? Gösteririm size de. Sakin şehir ama sevdim. Ama çok küçük bence. Bilemiyorum. Gözlerim hala Asya'nın kaosunu arıyor. İskender Meydanı'ndan 100 metre ileride yine bir park var. Tiran'da çok fazla park var. Çok fazla dağ var. Dağlık bir bölge. Ben buraya ilk geldiğim gün işte dün evinde kalacağım hostuma Couchsurfing'den bulmuştum zaten. Ona sordum, dedim ki ben havaalanından nasıl gelebilirim? Metro ile gelebilir miyim? Bana bir güldü. Dedi ki metro ne arar burada ya dedi. Bunun sebebi de şu, metro yokmuş burada. İşte taksi, araç taksi ya da otobüsler var. Metro yok çünkü Tiran çok dağlık bir bölge. O yüzden de metroya elverişli bir altyapısı yok. Metro da o yüzden yok. Zaten şehir çok yakın, yani her yer birbirine yürüme mesafesinde derken yağmur başladı. %40 yağmur gösteriyordu zaten. Başladı şu an. Gidelim. Şeyden bahsetmek istiyorum bu arada. 6 Şubat'ta Türkiye'de biliyorsunuz iki büyük deprem oldu ve 10 tane ilimiz çok derinden etkilendi. Deprem sonrası dünyanın her yerinden yardım tırları, destekler yağdı. Hepiniz biliyorsunuz, yakından takip ediyoruz hepimiz. Bu ülkelerden biri de Arnavutluk'tu. Arnavutluk yardım tırları gönderdi. Ancak bunun yanında bir de ülkelerinde, yani Arnavutluk'ta milli yas ilan edildi. Bu vesileyle hazır Arnavutluk'tayken de teşekkür etmek istiyorum onlara. Çünkü milli yas ilan etmek büyük bir olaydır. Acımızı paylaştıklarına dair büyük bir olaydı bu. Böyle teşekkür etmek istedim. Ağaçları çok güzel böyle kaplamışlar kumaşlarla, puantiyeli kumaşlarla. Gördüğünüz gibi bisiklet yollarından kesinlikle yayalar yürümüyor ve yolla tamamen ayırmışlar. Bisikletlere son derece saygılılar ve şehrin her yerinde böyle boylu boyunca bisiklet yolları var. Üstünde kalp deseni olan bir labirent gibi bir şey gördüm burada. Bir gireyim bakalım. Neymiş? Enteresan bir şey bu ya. Çıkabiliyor muyuz bunlardan? Aynen, otlar koymuşlar. Şöyle çıkıyorum. Ne oldu? Nereye çıktım? Burada dok var. Ne ki bu? Şöyle. Geri indim. Tam bir daha. Şimdi ok var mı? Bir bakayım. Çok güzel grafitiler var ya duvarlarda. Kuşlara mesken olmuş burası. Şöyle şu tarafa bir gideyim. Bunu çıkabiliyoruz mu ya? Anlamadım ki
Çıkıyor muyuz, çıkmıyor muyuz? Biri çıkıyor gibi ama. Ben de çıkacağım. İnşallah kırılmazsa. Bak burada ok koymuşlar mesela. Burada da ok var. Şurada da ok var. Ben oku takip edeceğim. Ama ok bitiyor. Başka ok yok burada. Şuraya da çıkacağım. Ne oldu? Çıktım buraya. Ne ki bu? Burada demir var. Basacak bir yer yok. Böyle bir şey. Bunun anlamı ne bilmiyorum ki. Vallahi hiçbir şey anlamadım ama böyle bir çıkmış olduk. Şöyle kendimi çekeyim mi? Sanat eseri falan herhalde anlamadığıma göre. İniyorum tekrar. Çok da bir şey anlamadığım bir yapının içindeyim şu an. Bilmiyorum vallahi, çıkıyorum artık. Yakınına gelince kalp deseni çıkıyor. Böyle bir bulut imajımı vermeye çalışmışlar. Tam anlamadım ama reja diyorlar ve Japon bir mimarın tasarımı bu. Üstüne falan çıkabiliyorsunuz bu arada. Böyle oklar koymuşlar. Çıkıyorum. Ayağa. Şu an. Oklar koymuşlar. Okları takip ederek çıkıyorum ama belli bir noktadan sonra devam etmiyor. Burada bitti mesela. Devamı yok. Kalıyorsunuz burada. Bu bir sanat, yani sanat eseriymiş. Bir anlamı yok. Ben böyle ulusal bir şey sanmıştım ama daha önce bu Londra'daymış. Şimdi Tirana taşınmış. Geçici olarak buradaymış ama bayağı paslanmış falan ya. Yani benim için çok bir şey ifade etmedi. Ama enteresan bir hava katmış şehre yani. Yoldan geçen herkes durup bir bu ne diye içine giriyor. Bir tırmanmaya çalışıyor ama belli bir noktadan sonra tırmanamıyorsun. Bitiyor basamak. Hemen onun arkasındaki yola girdiğinizde bayağı kafelerin olduğu ve kültür sanat etkinliklerinin yapıldığı çok tatlı, böyle tarihi bir caddeye geliyorsunuz. Şimdi öyle içeri doğru bir dalmak istiyorum. Dondurmacı gördüm. Kesin Türktür var ya. Turkish Special. Aynen. Orijinal Türk dondurmacısı. Çok havalısın. Çok. Çok. Sen Antepli'din değil mi abi? Çok havalısın. Olmadığınız nasıl? Naraş değil. Herkes Türk ya burada. He? Herkes Türk diyorum. Sen önce bağcıklarını bağla. Bana hayır bağcık. Sadece dondurmayla şaka yapmıyorsun galiba. Nereden geliyorsunuz? Ben mi İstanbul'dan ama hiç ben yok olmadım dünyayı da. Geziyorum ya. Hadi canım. Evet, bıraktım işi. 8 aydır geziyorum. Only travel. Only travel. Full time travel. Görüşürüz. Çakma Esmer. Kendine dikkat et. Onlar da mı Türk? Aynen. Sen herkes tanıyorsun. Ne lazım? Valla dondurma mı ısmarlıyorsun? İsmarlayabilirim ayrıca. Gerçekten mi? Gel bir tanışalım ya. Hadi tanışalım. Nerelisin? Kahramanmaraş mı? Yes, I stay please. Nasıl buldun? Ne? Bana şaka yapmayacaksın sana değil şaka mi? Yapmayacağım. Yapacaksın. Sadece. Adın ne senin? Adın mı Tuğba? Ya vallahi. Hadi canım benimki de. Hayatımda ilk kez yapıyorum bunu bu arada. Benimki de ben çok memnun oldum. Yarışmaya nereden katılıyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Ne gel. Seviyorsun bu arada? Ben mi? Bana fark etmez, ben her şeyi yerim. Fark etmez diye bir çikolata. Tamam, çikolata istiyorum. Ben, çikolata. Hadi çikolata seni istemezsen. O zaman ne olacak? İstemiyor gibi zaten, külahım boş kaldı. Şöyle, bakalım, hadi gel. Şaka yapma bana. Al. Ne yapayım sana? Hadi. Aa, çikolatanın içinde ne var öyle? Anlam ocağın batmayız. Hiç düşürdüğün oldu mu bunları böyle? Sence abi, olmuş mudur tahmin et. Çok sinir bozucu ama gerçekten. Ne sinir bozucu? Dondurmamı ver artık. Aa, aa. Normalde neredeydin? İstanbul'da mıydın? Özgür ruhlu insanlar gezmeyi çok sever. Evet, aynı ben. Ben duramıyorum yerimde. Nasıl? Yerimde duramıyorum diyorum. Bana bir darlanma geliyor durunca. Allah Allah. Wait, neden darlanma geliyor? Ha, çok koydun, yeter ya. Bu dünyada yiyenler de ölüyor, yemeyenler de ölüyor. Tamam mı? Tuğba Hanım,
Vallahi sevdiniz mi burayı? Arnavutlu mu? 2 gün oldu. Daha çok sakin. Ya aslında sıcakkanlı insanlar var. Türkiye'den hiç çıkmamış gibi hissediyorum kendimi. Çünkü ben zaten Antalya'da çalışıyormuşum gibi hissediyorum. Evet. Külahımı alabilir miyim? Canım benim. Lütfen. Bak seni çakma. O da bana yapacak. Ya Allah aşkına. Aklını alabilirim. Aklını. Çakma ismi. Ya ver artık. Teşekkürler. Helal et ama. Öyle kapatayım. Kısa günün kârı dondurmamı yiyip nar suyumu da içtim. Şimdi gidiyorum Bunkart'a doğru. Buralarda bir yerde böyle bir 100 metre falan yürüyeceğim şimdi.